Bir ses açalım, ses açalım. Arda'nın dedesi mi? Babası. Evet, efendim merhabalar. Evet, Ertem Şener, maç bitti. Arda Güler'in dedesi Mehmet Bey'le birlikteyiz. Çok selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim, sağ olun. Valla Mengenbolu'dan geldim. Safi torun için, milli maç için. Burada da Allah bize güzel günler nasip etti. 3-1 gibi skorla galip geldik. Şimdi yolum yine Mengen'e doğru çıkacak. Arda'yı izlemek için Mengen'den geldiniz. Tabii Arda için geldim, yalan yok. Mengen'den geldim, vallahi sabah 9'dan beri ayaktayım. Ayaklarımın altı bile yanıyor yani. Allah kolaylık versin. Şimdi de gerisi geriye döneceğim bu yorgunlukla. Peki efendim, şu anda Beyaz TV stüdyolarından sizlere selam söylüyorlar. Aleykümselam. Saygılar sunuyorlar. Ben de diyorlar ki tebrik ediyoruz, böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben de bütün Türk halkına selam söylüyorum. Dualar Arda için. İnşallah daha ilerilere gidecek. Peki gidiyor musunuz İspanya'ya, Real Madrid maçları? Gittim. Oradaki Almanya'daki milli maçlara gittim. İspanya'da Bayern Münih maçına gittim. O bir maç daha vardı, ondan sonra lig maçı, Arda'nın gol attığı maç, o maça gittim. Peki küçükken de böyle Arda çok yetenekli değil mi? Kaç yaşında? Arda 3-4 yaşından beri top peşinde ya. Bunu artık herkes biliyor, bunu saklamaya gerek yok. Peki efendim, son günlerde diyorlar ki işte Türkiye'ye gelecek, Real Madrid kiralık verecek, Galatasaray'a gelecek. Var mı öyle bir söz? Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Asılsız? Hepsi asılsız. Arda oynayacak inşallah. Arda Real Madrid'de bu sene, geçen seneye göre çok fazla oynayacak. İnşallah. Çok. Çünkü Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Ancelotti aslında çok da böyle... Ancelotti de, o da memnun Arda'dan. Memnun. Ama bir yerde de çok koruyor tabii. Koruması lazım. Artık korumasın ya, Arda kaç yaşına geldi? 21 yaşına geldi ama şimdi fizik olarak biraz daha noksanları var. Benim görüşüm tabii bu. Öyle mi? Hoca daha iyi bilir ama bu sene Arda daha iyi olacak. Seneye de nasip olursa daha iyi olacak. İnşallah. Yani kimse Galatasaray'a, Fener'e gidiyor demesin. Türkiye'ye gelmez yani, hiç tahmin etmiyorum. Gelmez değil mi? İspanya'da Real Madrid'de mutlu. Gelmesin zaten efendim. Yok, gelmez zaten. Bunu bilmiyorum. Basın biraz böyle şey yapıyor da. Hoca memnun, başkan memnun, kendi memnun. Niye gelsin Türkiye'ye? Evet. Niye gelsin? Annesiyle, babasıyla, ailesiyle yaşıyor değil mi? Hepsi orada, hepsi. Bak şurada ablası var. Evet, ablası. Yani ablası orada. O tabii biraz kaçtı bak şu karşımızdaki. Ablası deyince ablası. Kaçtı tabii canım. Evet. Evet. O da artık biraz şey yaptılar. Basından biraz şey yaptılar da pek görükmek istemiyorlar yani. Öyle mi? Basın demek ki böyle ünlü olunca ya, işte bize gelip... Bırakmıyorlar. Bak, beni bile buldunuz mesela. Buluruz, bizim işimiz işte basının, tamam, basının görevi de bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Herkese Mehmet Bey'e bir sorunuz, Ertem Bey. Çok selamlar, saygılar, kendisini çok seviyoruz. O çocuk Türkiye'nin çocuğu. Haydi bakalım, tamam. Evet, Mehmet Ali Bey'e çok teşekkür ederiz. Mehmet Ali Güler Bey. Çok sevimli bir adam, akıllı bir adam. Çok sevdim. Fakat bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye'ye gelecek diye kimse beklemesin diyor. Gelmez. Evet. Arda Güler Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı gelecek diyorlar ya herkes. Yani şimdi saçma sapan şeyler çıkıyor. Haber bulamıyor bazıları. Hem sosyal medyada etkileşim almak için de bunu yapıyorlar. İşte birkaç böyle ne bileyim beğeni almak için falan. Arda Güler'in Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geleceği falan yok. Onu söyleyelim sevgili seyirciler. Dedesi de son noktayı koydu. Vallahi Kerem Aktürkoğlu çocuk kendine gelmiş, biliyor musun? Kesin. Yani buradan seyirci baskısından, azıcık ağır konuşsam ayıp eder. Peki bir şey söylüyor. Hayır hocam, bitiriyorum. Bir sene sonra da Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe falan alırsa falan şaşırmayın. Bak, bir sene sonra falan da. Yani Fenerbahçe'ye falan gelirse şaşırmayın. Alabilir. Ali Koç alabilir. Belli olmaz. Yani transfer çalımı diye alabilir. Yani Fenerbahçe alırsa da şaşırmayın. Belli olmaz. Belki Beşiktaş da alabilir. Belli olmaz. Bak, Türkiye'ye gelirse şaşırmayın diyorum bir sene sonra. Ya Fenerbahçe veya Beşiktaş'a. Bunu da buradan not olarak geçsin kayıtlara Ertem'cim. Olur mu canım? Yazar mısınız arkadaşlar? Buyurun hocam. Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye de Beşiktaş alırsa şaşırmayın diyor Sinan abi. Çok beyefendi insanlarsınız. Ben size göre biraz daha kaba saba bir insanım. Estağfurullah. Gerçek bu. Ama çok kibar bir adam. Sen kibar insansın. Kibar bir insan. Kerem'i koysanız arkadaşlar ekrana. Evet, beyler, sen biraz mahalle çocuğusun. Adı hocam. Dursun Özbek, Galatasaray Başkanı. Utanmalısın. Adı Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü. 50 kere utanmalısın. Niye? Siz ya futbolu bilmiyorsunuz, ya sabote ediyorsunuz, ya da egolarınızdan kurtarıp kendinizi işinize vermiyorsunuz. Şu anda biz mesela bu akşam İzlanda Türkiye değil de İzlanda Sırbistan maçı izleseydik tüm Türkiye, Sırbistan'ın sol ön oyuncusu 3 gol atsaydı ne topçu derdik. Sabah derdik ki Galatasaray'ı, yani Fener'i, Beşiktaş'ı bonserviste 10 milyon euro, 12 milyon euro olsaydı yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın bütün menajerlerle bu çocuğu, Sırp sol açığı Türkiye'ye getirmek için canhıraş bir uğraşa girer. Aynen. Elinizdeki adamı sanki çok daha fazla sol açığınız varmış gibi, sağ açığınız ve elinizdeki şu adamı 3-5 seyircinin, 3-5 çapulcunun, Emir Batu, ne herkese bu lafı kullanamam Galatasaray taraftarını, ama 3-5 veya 30-40 çapulcunun isteği üzerine bu çocuğu koruyamadınız, bunu küstürdünüz, 11 milyon 12 milyon gibi bana göre cüzi bir paraya Ferdi Kadıoğlu 35 gitti. 35 adamın Allah'ını şaşırtır. Tövbe aşağı, tövbe aşağı, tövbe aşağı diyorum. Anlaşılması için evet, böyle konu. Tövbe aşağı dedim. Bu adamı 11-12'ye veriyorsunuz. Sinan abi, adam Benfica'ya gidiyor. Bu gece İzlanda maçı, tamam İzlanda köy takımı falan değil. İzlanda bizden daha aşağıda. Ama orta sıra bir takım. Şimdi Okan Buruk, Dursun Özbek, ikinize sesleniyorum. Dağıldınız. Egonuz, kendini beğenmişliğiniz, önce kendiniz sonra kulüp mantığıyla ne hallere soktunuz takım. Lan bu adam satılır mı? Sat, 40 milyon veriyorlarsa sat. Aynen. Lafım yok. 40'a sen satarsın, kralını satarsın. 11 milyon ne ya? Zahane alıyordu, 8 milyon alıyordu. Hocam, bonserviste verdiniz. Bek aldılar ya. Bek'e verdiniz 11 milyon. Jelert mi herifin adı? Evet. 9-10 milyon verdiniz. Ya aradaki bir milyon. Ya bu yakışıyor mu? Bu bunun adı. Yani bunu yaptıktan sonra siz nasıl bunca yıl antrenörlük veya başkanlık yapmışsınız? Sağ bek Jelert'e 9 veriyorsun. Elindeki çok önemli bir hücum silahını. Benfica köy takımı falan değil ha. Benfica çok iyi bir takım. Bu çocuğu 11 milyona veriyor. Bu akşam da göğsünüze sokuyor parmağını 3 golle. Ne diyeyim ben? Ondan sonra Galatasaray'ın menfaatleri, bu işi bilmem ne yapmayın. Ne Galatasaray'ın menfaatleri? Galatasaray'ı kime ne verdiğiniz belli değil. Adamları kaça gönderdiğiniz belli değil. Her şey gizli. Siz vallahi helal olsun. Allah'a kalkın şükredin. Bir de Mehmet Büyükekşi'ye şükredin. 2 sene arka arkaya şampiyon oldunuz. Ağır mı oldu? Hocam fazla ağır. Ağır beyler. Hocam büyük arkadaşlar, cadde boydan boya. Benim tarzım bu. Var mı diyeceğiniz? Vallahi bak şöyle söyleyeyim. Biraz Ertem fazla ağır oldu. Vallahi bu, ay özür dilerim, eksik söyledim o zaman. Dursun Bey, Okan, ya Ertem, sizden özür diliyorum. Siz Galatasaray'a, insanlar bana geliyor ondan oğlum, sonra yapın böyle diye. Ağır oldu deyince bunun daha ağır söyleyeceğini bilmiyor mu? Bak özür dilerim dedi. Ben görevimi yapıyorum ama yani.